Günaydın herkese. Yepyeni bir vlog ile karşınızdayız. Birazdan yola çıkacağız. Çok güzel bir yolculuk olacak. Nereye gittiğimizi Mert'ten duymanızı istiyorum. Günaydın arkadaşlar. Fransa'ya gidiyoruz. Paris'e. Bolu'dan geldik dün. Bugün Paris'te bulacağız kendimizi. Sebebi de Sude'nin ablası Melis, benim baldızım oluyor müstakbel. Onun aşçılık okulundan mezuniyeti var, pastacılık okulundan. Ve bugününde de onu yalnız bırakmak istemedik. O da çok mutlu oldu. Zaten gelmemizi istiyordu Sude'yle benim özellikle. Mesela nedense diğer kardeşlerinin ve diğer aile fertlerinin gelmesini istemedi. Benim ve Sude'nin gelmemi istedi mesela. Yani artık bunu izlerse Simge ve anne. Yani bizi istedi yani, kusura bakmayın yani. Orada 3-4 gün kalacağız. Sonra Miami'ye geçeceğiz. Bir uzun yolculukta kıta değiştireceğiz. Neden? İki sebebi var. Bir tanesi Yiğit Miami'ye yerleşti 3-4 ay önce. Bilenler bilir kardeşim. Ve çocuğu oldu yeni. Çünkü Gizem zaten giderken hamileydi. Yeni çocuğu oldu. Ben de ikinci kez amca oldum. Ve Mars'ı görmem lazım. Çünkü uzun bir süre gidemeyeceğim sinema filmi çekimlerim için. Uzun bir süre burada olmak zorundayım Türkiye içinde. Sude ile de güzel bir tatil yapmış olacağız. Birkaç tane reklam çekimimiz var orada. Yani hem reklam çekeceğiz, hem yeğenimizi göreceğiz, hem de biraz gezeceğiz, olacağız, işte tatil yapacağız diyor. Hepsi bir arada olmuş olacak yani. Yani 10-12 gün falan buralarda olmayacağız değil mi? 12 gün falan. Evet. Böyle güzel bir rota oluşturduk. İnşallah keyif alacağız. Şimdi biz yavaş yavaş gidelim. Görüşürüz. Şey diyeyim mi? Her yerimden çanta çıkıyor. Mert'le sinir olduk yani. Baksanıza. İki tane büyük 30 kiloluk valiz. Şu ikisi. Ve bunlar mahvolduk yani ya. Paris. Öyle değil, Paris. Tatil heyecan olur ya böyle hani. Havalanına gelsin böyle bir gereksiz bir heyecan olur böyle hani. Evet. Sanki dünyada değişik bir şey olacakmış gibi. Saçma sapan bir heyecan olur ya yani. Acıktım ben aşkım. Ben de acıktım. Şunu halledelim. Tamam. Burayı halledelim Allah aşkına. Gidelim artık kahvaltı yapalım. Yeto gitmek istiyorum İstanbul'dan. Harç bulu bilmem ne yapacağız şimdi. Sonra görüşürüz. Söyle bakalım kaç para şu harç bulu? 150 TL. Önceden onlar 12 lira falandı biliyor musun? Evet. Yine muhalif kimliğinle yine küçük ince mesajlar veriyorsunuz. Hayır ben fiyat analizi yapıyorum. O yüzden. Her şeye zam geldi artık yapacak evet. Bir şey. Karnım çok aç, beynim çalışmıyor. O şimdi yüzden... seni doyuracağız. Aynen. Şu çantaları mantarlardan bir kurtulmak istiyorum yani. Şimdi seni doyuracağız. Tamam. Nereye gidiyoruz? Geç kaldık. Yine geç kaldık. Yine geç kaldık. Hep geç kaldık. Havaalanı 3 saat önce gelip geç kalmak da yani herhalde bize has bir şey yani. Gerçekten. Neden böyle oluyor ben anlamadım ya. 5 saat önce gelmemiz lazım. Biz niye geç kalırız biliyor musun 5 saat önce? Gelmemiz. Ama IGAPAS'a çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendi evet. Bizi uçağımıza yetiştirecek. Kendisine evet. Çok teşekkür ediyoruz. İsminiz neydi? Hümeyra. Hümeyra Hanım bizi yetiştiriyor. Pardon. Ben de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu aracın kornası var. Sude pardon diyerek korna vazifesi gördü az önce. Pardon, çekilir misiniz? Vallahi ben demin, varım. Bir şey diyeceğim, demin bastı ama bir tane hanımefendi. Yine bunu kullanan böyle. Mavi kıyafet olan, Çelebi galiba. Pardon, özür dileriz. Gördüğünüz gibi Sude havaalanı birbirine katmaya başladı. Hadi bakalım. Can we pay? Thank you. Okay.
Evet, uçağımıza gelmek üzereyiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz birazdan. Nereye gidiyoruz? Le aşk yaşamaya, le aşk. Le Paris. Ne içiyorsun aşkım? Ne mi içiyoruz? Neden? Limonata. Neden? Çünkü uçaktan korkuyorum. Anladınız mı? Korkuyorum uçaktan. Binemiyorum uçağa. Çok korkuyorum. Bezik olur. Çocukluğumdan beri korkuyorum. Ben hiç seni öyle. Görmedim. Hiçbir şeyden korkmayan ben sadece uçaktan korkuyorum. Acayip korkuyorum. Merak ettim yani. Domine'ye gittin, oraya buraya gittin. Orada da korkma, orada da içtim aşkım. Viskiye mi geliyor böyle durumlar? Evet, biraz rahatlık. Tamam bakalım, göreceğiz hep beraber. Gerçekten bir pazar gününe kadarmış bu eylem. Metrolar kilit, otobüs kilit, her yer kilit. Hiçbir şey yok. Nasıl gideceğiz otele mesela? Onu çok merak ediyorum şu an. Bakacağız artık. Allah büyük ya. Bakalım. İyi misin? Ne arıyorsun? Malzeme mi arıyorsun? İyi misin? Bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi ne diyecektik orada? Nerede aşkım? Pasaporttan geçerken. Nerede? Ne diyeceksin? Ne diyeceğiz diyorum, gerçek. Nereye gerçek, ne diyeceğiz? Pasaportu gösterirken. Ne demek ne diyeceğiz? Paris'e gezmeye geldik diyeceğiz, ne diyeceğiz? Neden diyecek Paris? Canım istedi Paris. Fransa vizesi değil de neden şehir diyecek? Le aşk diyeceğim. Sorun değil. Ne kadar hızlı yürüyor öyle. Deneyeceğim. Oluyor değil mi? Oluyor. Tamam, yok neyse. Şu pasaportlardan geçelim de konuşuruz. Ablam diyor ki sadece bugün diyor yok diyor. Eylem mi? Ha, evet. İyi sadece de. Metro bugün yok. Diğer kalanlar var diyor. Diğer kalan günler. Grev sadece bugün mü varmış, evet, yani? Evet. Boşuna mı geldik? Bir grev için geldik buraya. Greve katılmak için. İşte bugün katılırsın aşkım. Tamam, bayrakları aldın mı? Emeklilik yaşına itiraz buluruz edeceğim. Herhalde vardır buralarda. Bu arada arkadaşlar şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bizim ülkemizde her zamanki gibi, yani Amerika vizesi aldığımız videoda da söyledim. İnsanları korkutuyorlar ya. Benim vizem ne o? Bulgaristan mı Macaristan mı bir yerden, Mert'in vizesi Yunanistan'dan. Dediler ki Fransa başka ülkelerden almıyor. Nereye almıyor? Çatıştır girdik. Sormadı bile adam. Bir de benim herife böyle trollememden hani almaması lazım normalde. Ben olsam almam mesela hani. Ya diyor ki sorsana yollar nasıl? Yollar. Ben böyle Mert ne diyorsun falan diyorum. Yani grev kaça kadar devam ediyor? Otele gidebilir miyiz? Soru yağmuruna tuttum adamı. Adam bakıyor, adam, bir şey adam da demedi, yardımcı olmaya onda çalışıyor sağ olsun. Otobüs mü kullansanız, taksi mi kullansanız falan diyor bize. Ben olsam ne şey derim, hani geri gönderin falan derim böyle. Hani gitsin geriye falan derim. Yani. Ama yok ya, hiçbir sıkıntı yok. Rahat rahat istediğiniz Schengen vizesiyle Fransa'ya girebiliyorsunuz. Arkadaşlar Melis geldi. Şemsiyesiyle evden çıkıyormuş. Biz de Mert'le gelir gelmez odaya girdik. Değiştirdik üstümüzü falan. Çıktık, şu anda kar yağıyor. Alo. Yağdı mı daha önce? Alo. Daha önce bilmiyorum, ben buradayken yağmadı. Resmen ay, tüylü çanta takmışım. Resmen şu an üstüme böyle dolu kar yağmur karışımı bir şey yağıyor. Soğuk değildi. Yemin ederim gelirken hava çok güzeldi ya.
Şimdi karnımız acıktı, bir şeyler yemeye gideceğiz. Kız. Sude. Yarın bu kız mezun oluyor. Nereden mezun oluyorsun? Ferendi'den. Culinary School. Bilmiyorum şey. Türkçesi ne oluyordu? Aşçılık okulu. Pastacılık okulu mu, aşçılık mı? Hepsi. Hepsi. Onun mezuniyeti var. Hazırlanıp oraya gideceğiz. Aa ben. Paris'te ben. Le aşk yaşamaya geldik buraya. Le aşk. Le aşk. Paris'te aşk başkadır. Neyse gidelim, bir karnımızı doyuralım da etrafı çekeceğim şimdi. Le dom. Le Sude. Sen de böyle dışarıda mı oturuyorsunuz hep kışın? Kışlak içeride oturuyoruz ama genelde dışarıda soba oluyor. Ama bir şey diyeceğim, içeride oluyor. Sigara içiliyor. Ya şöyle söyleyeyim, Türkiye'de sigara içme oranı çok yüksek olduğu için İçeride. Dışarıya soba koyuyorlar yani, hani oturulacak yer var. Lömen. Şey diye duymuştum, sanki şu sobalar yasaklandı. Burada? Duruyor ama şurada. Öyle hatırlıyorum. Le soba açıl. Yes, but this open. Coming. Yani thank you. Perfect. Süpersin adamım. Çok tatlısın. Aşkım ben hep abi böyleyim. Şey, herkesle nasıl iletişim? Bu seninle bizim ilk yurt dışı tatilimiz değil mi? Evet. Dominik'i saymazsak yurt dışı. Evet. Yani o yüzden ay evet, doğru. Beni daha yeni tanıyor, yeni tanıyor. Ay benim ya. Daha ne kadar tatlı ve ne kadar böyle seveceğim bir adam. Az önce ne oldu öğrendim. Biliyor musunuz? Burada iyi bir, güzel bir restoran vardı. Girdik içeri rezervasyon yaptırmak için bugün için. Bugün için yoktu. Sonra dedik ki cumartesi için soralım. Kadın dedi ki full of full, hani full, acayip full dedi. Ablam böyle okay dedi. Çıkacaktık, Mert böyle yaptı. Ya. This one is down. Come on, come here. Okay. Come on. Bak ya. Allah, düşüyordum. Neyse, bir dakika anlatacağım. Neyse, okay dedi Melis. Cumartesi için full izledi kadın. Melis okay dedi, çıkıyorduk, Mert böyle yaptı. Came. This place now? This is hot place. It's for you. Neresi? This is good. İçeri gidiyor. Ha, in inside. Sigara? You smoke now. Hayır. Üşürsen söyle. Okay. Zaten üşürsen geçeriz içeri. Tamam. Şimdi burada yemek yiyeceğiz mi yoksa? Yeriz. Ha burada. Yeriz abi, ne yapacağız daha, kaç oldu. Neyse olayı anlatıyordum. Mert işte dedi ya biz dedi İstanbul'dan geldik, şöyle böyle üst katta yer var dedi. Kadın biz üst kata çıktık. Ondan sonra köşedeki yeri beğendi. Bakıyor, soruyor kadına, diyor burası olur mu falan, burası olmaz falan. Neyse rezervasyonu yaptırdık sayesinde. Cumartesi akşamı güzel bir restoranda rezervasyonumuz var. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani ben İstanbul'dayken baktım, yani şimdi bazıları şey diyebilir. Ulan Paris'e gidince mi Paris'teki restoranlara rezervasyon yaptırıyorsun diyebilirsiniz bazılarınız. Hani bu konuda tecrübe olan. Hayır abi. Yani gelmeden önce baktım. Ama 10 gün önce baktım. Yani bir hafta önce baktım. Çünkü gelişimiz biraz spontan aldı. Yani son anda gelelim diye karar verdik. O kararı verir vermez de girdim baktım. En erken hani iyi restoranlarda bir ay yer yok yani. Mart'a falan yer var bazı yerlerde. Biz o yüzden böyle köşe kapmacı oynuyoruz burada. Hani iyi bir yer yakalayıp hazır gelmişken böyle hani bir iyi bir restoranda yemek yiyelim falan derdiyiz. O yüzden bu sıkıntıları yaşıyoruz. Normalde temkinli gelirdik evet. Ama spontan geldiğimiz yoksa için. Bu arada boş yerler de var. Evet. Ama biz de hani iyi bir yere oturmak istiyoruz. Neyse biz yemek yiyelim de ondan sonra tekrar konuşuruz. Şeyli. Türkçesi unuttum. Türkçesi de kamember. Hayır şey otun. Semiz otun. Kekik. Aynen. Görmediğim için söyleyemedim. Afiyet olsun aşkım. Çok iyi. Beğendin mi? Evet ama balı biraz fazla basmış. Bak. Domuz yağı da olabilir, anlamadım ne olur. Üşüyorum. Ayaklarım dondu. Ellerim arkadaşlar size bir şey anlatayım. Şimdi ver bana. Elim de üşürsene şimdi. Şimdi şöyle anlatayım. Bakın arkamda ne var. The Eiffel, Le Eiffel. Şimdi bir şey diyeceğim. Şimdi Sude diyor ki kombin yapıyor, tamam mı? Paris kombinleri yapıyor kendine. Instagram'a post atacak ya o kombinlerle. Göbeği açık böyle ince ince şeyler. Dedim ki hayatım üşürsün, donarsın orada dedim. Bak donarsın. Hava durumuna baktım. Soğuk çünkü. Bir de daha önce geldim Paris'e birkaç defa. Biliyorum yani soğuğunu. Dedim üşürsün onlarla. Aynen şu cümleyi kurdu. Aşkım kadınlar üşümez.
Şu an titriyor. Bak titriyor, titriyor şu anda. Evet. Ya titriyor, donuyor ya. Şu an ruhunu teslim edecek birazdan yani. Dişlerim şey yazın, tutamıyor. Ama geleceğim diye aşkım bir sürü kaban baban aldırdı bana böyle. Atkılar, şapkalar. Evet, İyi ki Allah'tan, aldırmış. Allah'tan aşkı var. Evet. Nereden kapanıyor bu? Şimdi başka bir yere geldik. Biz doğru düzgün yemek yemek istedik. Çünkü her yer 7'de açılıyormuş. Karnımız açtı. 7.30'da işte buraya geldik. Restoranın 7.30'da açıyor. Ulan ülkemin gözünü seveyim. Sabah 5'te çorba içecek yer arıyorum. Evet ya, ne kadar. 10 tane yer çıkıyor karşıma. Ne kadar kötü. Servis burada atıyorum. Öğlen bitiyor. Öğlen yemeğinden sonra. Sonra bir de akşam başlıyor saat 7. Arada yok. Kimse işten çıkınca falan yiyemiyor mu? Aynen, hazırlıyor. Akşam hazırlıyor. Çok saçma. Bizim aşçılarımız 7-24 çalışıyor. Çalışıyor demek ki kafelerde. Arkadaşlar şunu çeksen Allah aşkına. Biz buraya niye geldik biliyor musunuz? Burası çok iyi bir restoran yani böyle yıldızı falan olan iyi bir restoran. Böyle 10 üzerinden 9.4 falan yani. Abi gel gel yaklaş. Tereyağına bak. Yani şu tereyağı, şunu ekmekle birlikte şu şekilde böyle dönerci Serkan'da bile bunu açıp getiriyorlar yani masaya böyle açıp abi hoş geldin falan diye sana böyle açık yöresel tereyağı veriyorlar yani Serkan'cığım sağ olsun. Ekmekle poşet tereyağı geldi. 9.4. Bırakın abi bu işleri ya. Bırakın abi. Sinirlerim bozuldu. Kasadakiler de bizi izliyor. Ki paketinden kendi açtığım tereyağıya 25 euro vermek istemiyorum. Evet. Neyse hadi. Yemek gelince tekrar bunu değerlendireceğiz. Hadi bay. Sormak lazım. Şimdi oradan kalktık. Dünyanın en iyi ama şu an beşincisine düşmüş olan bir kokteyl barına geldik. Arkamda şöyle bir sıra. Arkada da işte öyle bir sıra. Yani soğukta insanlar bekliyor, içeride sıra var. Hani merak ediyorum, kokteyl bara gidip bir saat oturma limiti mi var? Dışarıdan insanlar çıkıp içeri mi alıyorlar? Ben buradaki bu bekleme ve içerideki saat sınırlandırma durumunu anlayamadım. Çünkü oturduğumuz yerde de 7.30'dan 9.30'a kadarmış rezervasyon. 9.30'da gelip falan sizin süreniz doldu falan dediler bize. Anlamadım, tuhaf geldi ve sevmedim bunu yani. Tuhaf. Yani Mert Öcal bile dünyanın en iyi kokteyl barının sırasını bekliyor. Tamamen sevgilim ve onun ablası için bekliyorum yani. Yoksa 10 kere gitmiştim buradan yani. 10 kere yani. Ben de diyorum ki yani giderdim aşkım, yapardım kendime bir kokteyl içerdim ya. Alırdım bir bira içerdim. Aşkım ben de diyorum ki Mert Hocal sensin yani. Bu sırayı beklemeden araya birini sokarsın sen. İstanbul'da olsak şuraya bir euro yani 100 kere falan girmiştik buraya yani. Ne demek istiyorsun sen? Yani torpilli mi demek istiyorsun ya? Senin her yer hayır aşkım. Biz vatandaşız. Hayır vatandaşlar aşkım. Da işçisi yani. Seni herkes her yerde tanımıyor ve sevdiği için. Olur mu aşkım için. Öyle şey? Ne alakası var? Ha, sevdiği için eski dostum. Ya, sen de bildiğin yerlere gidiyorsun. Giriyorsun aşkım yani. Şimdi bilmediği bir yere gitmiyor. O da mantıklı. Sonra böyle kapılarda bekliyorsun. Merak ettim. Girişi de bakkal gibi bir yer bakım çekmeye çalışacağım. Girerken görüşürüz. Yani şov mu yapıyor? Evet. Bir dakika biz çıktık şu an. Ben sırayı çekeceğim. Şöyle göstereyim. Arkamda işte bir sürü var falan filan. Fikirlerini alalım.
Yani bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum Bebek Otel'de daha güzel kokteyl içiyorum. Vallahi. Dayalı bir de sake'yi dayadı. Sake diye bir şey öğrenmişler. Japon rakısı. Sake. Bu sakeli, bu fresh. Limonu sıkıp sıkıp sake verdi bize. Nasıl bu arada sakeli. Şöyle fiyatları hani kafayı dünyanın en iyisi falan diyorlar ya, fiyatları uygun aslında. Kaç euro? 15-18 euro arası bir tane kokteyl. 15-18 de 10 tane şey içtik. 150 euro evet, para verdik. Evet, şimdi ilk önce zaten kadın kaç şu... Kaç para yapıyor 150 euro? Kadın... 20 ile çarp, 2 ile 3 mü? Kaç? 3 bin lira mı dedik içeri? Hayır, 77 euro ödedin aşkım. 150 demedim mi? Hayır, 77 euro ödedim. Her neyse. Ama şöyle. 10 bardak sake 1500 lira para verdik. Şey 1500 TL. Evet, ama şöyle bir durum. Kadın şov yapacak diye Mert'in istediği kokteyli ilk gerçi önce şey vermedi. Çok özür dilerim, bir şey diyeceğim. Ülkede mesela şu anda 300 lira bir bardak içki mesela. 10 bardak içsek 3000 lira. 3000 lira. Yine yarısını abi, vermişiz. Abi Türkiye'den yine ucuz biliyor musunuz? Bak hakikaten ucuz yani. Paris bile dünyanın en pahalı 5 şehrinden biridir yani, ona rağmen yine ülkemizden ucuz. Ülkemiz çok zengin bir ülke olduğu için yani. Ama şey hani ben şöyle puan verecek olsam 7 falan derim. 10 demem, 7 derim yani. 7-8 arası. Aynen, ben 6-8 arası dedim zaten. Sen? Ben bu Paris'te 8... olduğu için. Paris mahalleden olduğu için mahalleden. Bu arada sizin Uber geldi. Ha, ay işte. Gel öpeyim abla. Hadi yarın görüşürüz. Sen nereye gidiyorsun kızım? Uber'e bindik. Otele gidiyoruz. Hava çok soğuk. Neyse işte puan olarak 7 verirdim. Ama hani her geldiğinde gelir misin dersen. Bir şey diyeceğim. Bir de hayatta gelmem. Çünkü yani hafta içi geldik. Ona rağmen 35-40 dakika sıra bekledik. Yeter yani. Her şey bir kere. Tamam yeter abi. Bir ben daha buraya gelmem gerektirecek hiçbir sebep yok yani. Ben de gelmem büyük ihtimalle. Ama kadın çok tatlıydı. Fakat şov yapmadı. Şov yaptı. Ona göre şov yaptı. Bize göre şov değildi ama. Onu sen de evde yaparsın ben, aşkım. İki kere işte denesen ya, yaparsın. İşte ya. Benim nasıl bardak. Suyu ondan ona boşalttı. Bizim suyu. Bizim eskiden şey vardı böyle. Omuzlarında vişne suyu taşırlardı köylü abiler. Sultanahmet'te şey de yaparlardı böyle. Omuzdan böyle bardağa dökerlerdi böyle uzaktan. O görüntüyü çektin değil mi sen? Evet. Onu koy şimdi bunun arkasına hemen. Böyle uzaktan böyle bardağın içine şey döküyor. Dünyanın en iyi 5. barıymış hesaptı. Bak işte. Şıracı. Şıra. Ha. Şırayı döküyorlardı böyle vişne suyunu. Hem de daha uzaktan döküyordu ya bizimkiler yani. Hani. Böyle 1 metre falan bile değil yani. 30 santimden döküyor. En iyi neyse, dünyanın 5. geldik barı. Gördük. Fikrimizi söyleyebiliyoruz. Yarın daha güzel yerleri görmek dileğiyle. Biraz müze gezelim. Yarın genel, değil genel bir sonraki gün. Öyle mi? Evet yarın doluyuz çünkü. Ama yoruldum yani. Bugün pertiz. Çünkü bizim biliyorsunuz Bolu, Bolu'dan sonra burası. Mert benden daha pert olması gerekirken hali var şu an. Ve bir ton kokteyl denedi. Uçakta bir şeyler içti falan filan. Şarap denedi burada. O yüzden gidip uyumak istiyorum. Yarın daha dinç olup buranın tadını çıkarmak istiyorum. Sevgilimle beraber. Aşk... Ben sabah koşuya çıkacağım. Sevgilimle sabah. Beraber aşk şehrinde. Şu defa an gidip seni geleceğim dinlemiyorum ya. Koşuya çıkacakmış bu soğukta. Asla izin vermem. Evet. Şimdilik size iyi geceler diliyoruz. Çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Günaydın. Biz uyandık. Otelden çıktık. Mert biraz erken uyandı. Şaşırdım. Tatildeyiz bebeğim. O biraz erken uyandı. Şimdi Uber bekliyoruz. Çok güzel bir kahvaltı yerine gidecekmişiz. Mert öyle söyledi. Geldi aracımız. Ben göreceğim. Uber'imiz geldi. Uber de geldi. Evet. Ve gidiyoruz şimdi. Buyurun. Thank you buyurun canım. Abi, teşekkürler. Hello. Geldik. Cafe de Flor. Cafe de Flor. Kuasan yemeğim. Kuasan. Burayı Melis de bize almıştı. Mert'in arkadaşları da söyledi. Çok yani bayağı dolu. Ama güzel. Bir gelsin bakalım her şey, o zaman göreceğiz. Götür aşkım. Bunlar bizim ikinci kruvasanlarımız. Bir tane bilmem neli omlet. Buna blinis demişler. Bunun somonlu olduğunu düşünüyorduk normalde ama değilmiş. Tereyağı çok iyi. Ha. Buranın inekleri iyi belli şu. Neyse yiyelim de sonra konuşuruz. Güzel miydi aşkım? Bence güzeldi. Yani. Ama kruvasan sıcak olabilirdi. Soğuk yani. Soğuktu. Kruvasan. Şimdi dünya çapında isim yapmış mekansın yani. Paris'e gelen her turist gelip senden kruvasan yemek istiyor. Instagram'ına fotoğraf koyup story atmak istiyor. Böyle bir misyonum var. O kruvasanı sıcak ver ya.
Bizim evin altındaki de daha sıcak, güzel yani. Tabii canım yani. Bizim İstanbul'daki dolu dolu. Sıcak sıcak ekmek. Bir de soğuk kruvasana sıcakmış gibi latteye bandım. Evet. Ben o kadar belli ki Türk oldum. Biletler böyle makinelerden olmuyor. Bir de burada sıralar var. Biz buradan hemen şöyle göstereyim. İki tane bilet aldık. Mert şu anda 12.30'daydı. Mert kaybetmek. Buradayım aşkım. Beni kaybetti. Aşkım bilet alımını gösterdim insanlara. Şimdi bence bize... göster, çok iyi. Yani nereden alacağım bilet? Dolanıyorsun zaten, kalabalık. Çok güzel bir yer keşfettik. Bileti tak diye alabiliriz. İşte dedim ya, ben de onu söyledim. Şöyle iki tane biletiniz. Şimdi girilecek yerleri bulacağız. Şöyle şuralara ticket'ları okutup geçiyorsunuz. Aşkım. Ne gülüm? Could you give us some information for the museum? Gezer gibi geziyoruz, ben anlamadım. Nasıl bir müzesi bu ya? Evet. Moskova'da gezer gibi geziyoruz. Her yer mobilya. Ve şimdi Paşa Bahçe'den geçiyoruz. Bakın şimdi öğrenciler ders dinliyor burada. Diyeceğim ki bedava değil miydi ya, sen bizi ben gezdiriyorsun sandım, içinden geldi diye sandım. Tabii. Biz buradan sola girdik değil mi? Evet. Left. 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 Yes. Yolculuğumuz. Ay güneş geldi aşkım. O go. Ne go abla? Görürüm orası. Orası? Emin misin burası? Burasıydı. Ha? Evet. Okay. Here is okay. Okay. Thank you abla. Deli koltu ya. This is the... Evet. Hot? Cold. Ne oluyor? Sen de ne? 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 Sen de ne? Sen de ne? Taksi 10 euroya. Ne oluyor? Ne? 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 No. 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 Hayır. That is the price, not here, that is the price. No, no. No, not price. No. Şöyle ver onu bana. Şaka, 60 euro mu istedi? No, no, no. No, no. Aşkım kavga çıkarır bu kadın, okay. Sakın. Okay. More cake. Oh, very expensive, ya. İyi, sinirlendim. Karı bize 60 euro. Aşkım, hatırlatma, hiç hatırlatma. Hiç hatırlatma, bilen günümüzün tadı kaçmasın. 60 euro dedi bize karı. Neyse, Mert sinirleniyor, susuyorum ben. Donduk.
donduk. Ama burası güzelmiş değil mi? Evet, bu bölge gayet güzel evet, bölge. Sevdim. Şimdi otele gidiyoruz biz. Melis'in mezuniyeti var bir saat sonra. Hemen hazırlanıp çıkmamız lazım. Nasıl hazırlanacağız, ne yapacağız bilmiyorum ama bir tık da yorulduk bugün. Mezuniyet de 1-2 saat sürse sonra gelip biraz dinlenip belki akşam çıkmayı planlıyoruz. Hani hepsini de vloglamaya çalışıyorum sizin için. Çekebildiğim kadarını çekeceğim. Öpüyorum hepinizi. Vallahi koştur koştur bir şekilde hazırlandık. Şimdi bakayım. İçimi size sonra gösteririm. Mert de böyle siyah oldu. Ben de siyah oldum. Bu şekilde artık gidiyoruz. Şimdi bizi size daha rahat göstereyim. Bu yakışıklı kim ya? Paris sokaklarında. Çok uyumluyuz yalnız. Var ya, çok soğuk. Bye bye. Paris'te son 2 günümüz mü? Evet. Daha istediklerimizi tam yapmadık ama. Yarın güzel gezeceğiz. Bu 2 gün rahatız artık. Bu ablamın mezuniyeti atlattık, o da rahat. Rahatız, 2 gün rahatız evet. Biz de rahatız. Var mı fanlarına söylemek istediğim bir şey? Hayır, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten her şeyi çekmeye çalışıyoruz. Hem video çekmekten keyif alıyorum hem de son halini görmekten keyif alıyorum. Burada da ne yapıyorsak hem faydalı olmaya çalışıyoruz bir de. Sen de ben de. Öyle. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet sevgili herkes. Hatırlamıyorum, kıyafetimle beni görmediniz vlogda. Instagram'da gördünüz ama vlogda yoktum. Hemen size kıyafetimi gösteriyorum. Şöyle bir kıyafet giydim. Gözüküyor muyum? Kolları böyle. Biraz simli. Aslında koyu lacivert. Şimdi akşam burada bitmiş olabilir. Ama bitmemiş de olabilir. Bilmiyorum, çok yorgunuz. Dinleneceğiz ama... Bence bitmedi. Diyorsun. Bence bitmedi. Ben şu an şeyim ya... Tamam, o kendine geldi. Biraz dinleniriz. Belki dışarı çıkarırız. Belki ablamlarla takılırız. Belki yemek yeriz vesaire. O yüzden şimdilik eğer bir daha geri gelmezsem, bu videoyu yarın izliyor olursanız öyle bir durumda iyi geceler diliyorum. Ama dilemiyorsam da bir sonraki soruda videoda yerde görüşürüz artık. Bye bye. Tell everyone, go out and get it. You get everything you want. La da 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 da. La da 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 da. Anything you want. La da 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 da. Tell everyone, you can have everything you want. Anything, anything, anything. If you want it, you. Şimdi biz hazırlandık şöyle. Sende mi diğer telefon şarjı? Evet. Telefonun şarjı. Evet, iPhone. Şimdi dışarı çıkıyoruz, bir yerlere gideceğiz falan. Eminsin, sende değil mi? Bende aşkım, kablo da bende. Bak, şu şarjdan bahsediyorum, şöyle kablo. Evet aşkım. Sende mi yoksa? Hayır, bir tanesi bende, diğeri sende olmuş. Bende büyük ihtimalle işte. Tamam. Aşkım, benim en çok alışveriş yaptığım mağaza Louis Vuitton'a geldik.
Tamam hani peki. Hani bir tane cüzdanın 5 bin liraya, 6 bin liraya satıldığı mağda. Ben genelde buradan alışveriş yaparım yani. Yavaş ezilme. Hı. Ya işte böyle bir şey. Zenginliğin gözü kör olsun. Bir içeri gireceğiz. En ucuz şeyi. En ucuz şeyi alıp çıkacağız. Neyse arkadaşlar, hava çok soğuk. Ben de gittim bir de elbise giydim. Bacaklarım donuyor şu an yani ya. Bir an önce bir yerlere girip bir şeyler yememiz lazım. Yazacağım. Ay yazacağım ne ya? Sanki Mert'e yazıyorum. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, from the fields of flowers you chose to pick me. You're spreading sugar on my misery. And I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. Neredeyiz? Louis Vuitton'dayız. Hem pasta yiyeceğiz birazdan, hem kazık yiyeceğiz. Görmüş oldunuz. Yakından çek hayatım. Ama gerçekten bir sanat var, bir emek var. Çok da fazla boklamamak lazım. Afiyet olsun efendim. Buyurun. Thank you. Arkadaşlar çok pardon ya, biz gezdik dolaştık, soğuktan kamerayı elime bile almadım. Odaya geldik, biraz dinlendik falan. Şimdi tesadüf çok güzel bir yere gideceğiz. Sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Orada görüşelim. Biz böyle giyindik, süslendik. Bir yere gidiyorum, gidiyoruz. Ama çekebilecek miyim emin değilim. Çünkü bir ortamı yoklamam gerekiyor, bir bakmam gerekiyor. Çekilebilecek durumda mıyız diye. Çok eğer... private bir yer, private. Çok gizli. Çok gizli yani. Herkes gidemiyor. Neyse. Ya orada... Ya orada çekemiyorsam vlogtan sonra görüşmek üzere. Hello. Hello. Bakın kim geldi bugün. Alişan. Biz yine bu arada sana. Bak şunu anlatacağım. En son vlogumuzun gece kulübü kısmında kaldık. Çünkü oradan geç bir saatte çıktık. Geldiğimizde yemek söyledik. Yemeği 50 dakika bekledik falan. Saat 3-3.30 gibi uyuduk. Hazırlandık, süslendik vesaire. Alişan'ın tarzına bakar mısınız? Nasılım ama? Hemen Alişan'ın tarzına. Döneyim mi? Dön. Arkada da ütü masası. Süper. Son günümüz bizim de Paris'te. Buradan Miami'ye geçeceğiz. Oh, gözlüklerini de taktı. Bugün dolaşacağız Alişan'ın rehberliğinde. Her zaman. Onun dışında bugün gezeceğiz. Otelden çıkınca tekrar konuşuruz. Bayağı. Meşalini almışsın kanka. Adalı gergin anlar. Bakın yanında tam bir Fransız hanımefendisi var. Hemen ayakkabılarını ya, ayvayı kapsın dedi arkadaşlarım. Hayır çok güzel, çok, çok güzel zarif ya. Bence çok iyi yani. Ben de öyle diyorsan. Tarsın bebeğim. Ben de işte Melik'in yanında. Giymişim bunları, yürüyemiyorum. Koca göçü nasıl yürüyeceğim bilmiyorum. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Wow wow wow! Paris turuna hazır mıyız gençler? Kop kop kop! Tartan da takıyoruz. Walk walk fashion baby. Yeter. Crazy walk walk fashion baby. Melis, cheers. Cheers. Cheers baby. Kahveye yalnız cheers. Evet. Sağlıkla, mutlulukla. Buradan Divam'a selamlar. Sibel abla öpüyorum seni, çok özledim. Hayat hoş. Çok özledik seni, öpüyoruz. Ağaç mı? Konfordu çek, konfordu. Belçika'dan geldi kendisi. Konfor.
tarzı model. I'm the new model. Biraz bilgi ver bize. Eyfel mi? Eyfel 1887 yılında Gustave Eyfel diye bir adam tarafından yapılmıştır. Yaklaşık 300 metredir. Demir kafes diye adlandırılır. 1889'da da yanlış hatırlamıyorsam Dünya Fuarı'nın merkezi olarak açılmıştı burası. Daha fazla detayını bilmiyorum yani. Öyle biliyorum. Ama 1887 yılında yapıldığını biliyorum. 300 metre olduğunu çok iyi biliyorum. Gustavo diye bir adam yapmış. Soyadı Eyfel. O yüzden de Eyfel Kulesi diyorlar. Peki adam Fransız mıymış? 5 euro bilgi için. Adam Fransız mıymış? 5 euro verin oğlum, bilgi verdim turist. Keş yok. Adam mı? Fransız mıymış? Sence? Sen mesela gidip başka bir ülkeye Türk olup, evet. Türksün ya sen. Gidip başka bir ülkeye mesela bir, böyle dünya her şey. Antı yapar mı? Her şey. Gustavo nereden ismi sence? Daha çok İspanyol da olabilir. Ha? Daha İtalya'da. Çok böyle Portekiz, İspanyol. Bilmiyorum. Çok önemli sonuç olarak yapan adam Gustavo diye. Çok Fransız gelmedi bana. Neyse bu arada, bunu... Bu arada Eyfel'e çıkacaktık. Pazar bugün bomboş. Yani hani şansımız da boş aslında. Genelde sıra olduğu için çıkamıyor kimse. Ama benim yükseklik korkum olduğu için, size malzeme olmak istemediğim için. Sude'nin de ayağında topuklu ayakkabı olduğu için çıkamıyorum. Şunlarla yani. Ya buradan daha keyifli. Bir de çok soğuk. Oraya çıkamayız zaten. Evet bayağı soğuk. Üşeniyorum ben ya. Başka mevsimde gelinir buraya. Yeto. Hadi. Dön bak dünyaya. İyi be. Video çekiyorum. Nasıl? Çok iyi. Herkes burada çekiliyor. Ama insan var. Tam şey böyle. Eyvah, papaz geliyor. Çek. Nerede? Papaz şey bu, papaz. Bu kadar yürüyeceğimiz bir günde neden bunları giydim? Şu an şöyle yürüyorum. What was the reason? Hadi gelin. Bere atkı gibi bir şey. Vereyim mi atkıma? Yok, gerek yok. Bakın. Çok komik. Çok çok. Kanka Mert'inki bayağı iyi. Kanka ben Mert'e özeniyorum da yapamıyorum. Bunu ajansa at. Ajansa at bunu ajansa. Seni hemen baş mahkeme olarak Gucci'ye, Tom Ford'a çıkarsınlar bak direkt. Bak direkt Tom Ford. Arkadaşlar bu Tom Ford. Tom Ford'un ruhu Alişan'ın içinde canlandı Paris. Hadi gidelim. Kötü bir görüntü vermiyorum değil mi? Adam bana vurup duruyor ya. Kanka. Nasıl? Söyledin mi? Ne dedi o? Size vuruyor muyum dedi. Evet dedim. 3 keredir vuruyorsun. Bakın. Böyle bir yorgunluk yok. Gerçekten ben bu topuklu ayakkabıları giyerek hata yaptım. Bu kadar yürüyeceğimizi düşünmedim ben. Fotoğraf için düşündüm direkt topukluyu. O yüzden buradan hemen otele gidip değiştireceğiz. Sevgilim de yoruldu. Ağırlık çöktü değil mi? Cheers. Biraz bir şeyler yiyelim, içelim, kendimize gelelim. Otele gidip üst baş değiştirip bir şeyler daha yapacağız. Çekerim zaten. Evet. Tomorrowland. Şey Temmuz'da. Ama maalesef Temmuz'da Türkiye'deyiz. Temmuz'da ben kaç seneyim oğlum? Film çekiyorum. Benim Eylül'e kadar işim var. Scheiße. Benim son saatim. Scheiße. Ağustos'ta? Ağustos'ta da çıkamam. Muhtemelen Eylül'de falan biter benim işim. Ondan sonra düğünümüz var. Ondan sonra bizim anca bir daha Ekim-Kasım'dan sonra. Ekim-Kasım'dan ben festival yok. Bir dakika, düğün ne zaman geliyor? Yurt dışında falan bir yerde. Evet. İspanya'da olabilir mi? Barcelona'da yapın çünkü Eylül'de ben Barcelona'dayım. Barcelona'da. Eylül'de mi? Arkadaşlar. Güzel sevgilim. Biz odaya geldik. Ayaklarım. Bakın pert. Yani böyle bir şey olamaz. Ve donduk. Ve inanılmaz soğuk. Kemiklerimi sıkıyorum ya. Resmen böyle kendimi sıkıyorum. Son gece. Yarın.
Miami'ye gidiyoruz. Şimdi Arişan'la Melis aşağıda. Birer kadeh bir şeyler alıp gelecekler yukarı. Odada birazcık dinlenmemiz lazım, ısınmamız lazım. Sonra belki akşam tekrar bir yerlere çıkacağız. Biz başka bir şey yaşamadık işte. Aşk tatili yaptık, eğlendik, mutluyduk. Evet, her şey çok İlk güzel. İlk yurt dışı tatilimiz, onun tabii büyük önemi var. Hiçbir pürüzde yaşamadık ondan öyle. Sonra... Onu deme olsun. Sokarım lafı, öyle dünya yok. Ne oldu? Ha? Tamam, şimdi dinleniyoruz. Sonra tekrardan görüşürüz. Paris'te son gece. Dinlendik ettik. Tekrardan bir yerlere gidiyoruz. Evet. Son kez. Madam. Aa, beni mi çekiyorsun? Evet. Gidiyoruz şimdi. Mert aşağıda bekliyor bizi. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz ama bir yere gidiyoruz. Orada görüşürüz. Bye bye. Ciao. Bye. Yürüdü. Çok mu kötü? Beğenmedin mi? Hiç beğenmedim kokteyli, hiç yani. Yeri beğendin mi? Yeri de beğenmedim de bakma. Ayıp olmasın diye bir şey demiyorum. Mert'in memnuniyetsizliği. Aşkım başka bir şey söyle. Gidiyorsun. Maalesef günün sonuna geldik. Yorgunsun şu an ilk çok defa. Yorgunum. 2 saat uykuyla otobüse bindi. 3,5 saat sabah evet. Buraya geldi. Şu anda ilk defa oturdu. Sabahtan beri dedim ki enerjisi bitmiyor. 2 saat uyudu ve dün akşam partilemiş. 2 saat uyumuş. Şimdi Alişan'ın hali bu. İlk defa yoruldu bugün. Sen de 3 isyan. Afiyet olsun. Arkaya şey koymayı unutma. Gidiyor gönlüm. Efendisi neyse. Gidiyoruz. Konuşuruz yine, ben geleceğim, hadi bay bay. Hello. Herkese günaydın. Yine aynadan. Aynı aynadan. Dün akşam Alişan'ı uğurlamakta kalmışız. Sonra da gelememişim. Neden? Çünkü bir tık boğazım acıyor gibi oldu. Buradan da bir sıcak iklime yolculuğumuz var. Hasta olmaktan çok korktum. Hemen valizleri falan toparladık. Mert'i görüyorsunuz arkada. Toparlanıyor. Buradan çok güzel bir ülkeye uçuşumuz var. O yüzden bu vlogu burada kapatmak zorundayım. Paris bizim için çok güzel geçti. Çok güzel deneyimler, çok güzel tecrübeler elde ettik. Çok güzel yerler gördük. Yeni kültürler tanıdık. Yeni insanlar tanıdık. Ama biraz soğuktu. Tek hani negatif yönü bu diyebilirim. Biraz soğuktu. Biraz mı? Bayağı soğuktu Bondum. Arkadaşlar. Yani kemiklerimi, hani kendimi sıkmaktan artık kemiklerim acıyor. Şimdi çok sıcak bir iklime gidiyoruz ama. Onun dışında Paris mükemmeldi bizim için. Her şey çok güzeldi. Şimdi kapatmam gerekiyor. Çünkü hazırlığımızı tamamlayıp odadan çıkış yapmamız gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın. Çok çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Aşkım ben salla. Hoşça kalın. Bay bay.